Bu şirket, e, bu şirkete bütün sorumluluk verilmemiş olsaydı devlet bugüne kadar daha önceki krizlerde nasıl olduysa bugüne kadar iyi ya da kötü saatler içinde bu işi çözebilirdim. Elektrik Mühendisleri Odası konuştuk. Elektrik Mühendisleri Odası'na göre sorunun kaynağı iktidarın özelleştirme politikası ve denetim eksikliği. İhaleyi alırken bu hatları, bu nakil hatlarını yenileyeceğine söz verdi mi bu firma? Hangi firmaymış bu? Yanıt haberde. Yıl 2022. Bir kent günler boyunca elektriksiz kaldı. Bu skandal kesinlikle skandal. Yüz binler karanlıkta kaldı. Kara kışta ısınamadı. Isparta'daki çilenin sebebi elektrik mühendislerine göre iktidarın özelleştirme politikası. Elektrik dağıtım şirketi özelleştirilmeseydi Isparta'da bu durumun yaşanmayacağını belirtiyorlar. Eğer kamunun elinde olsaydı Isparta'nın kendi ekiplerinin yetmediği yerde mutlaka komşu illerden komşu bölgelerden derhal ekip gelirdi. Şimdi ekipler gönderilmiş ama faciadan sonra gönderilmiş. Bu kadar uzun sürmeyeceğini kesinlikle iddia edebiliriz. Eğer kamu işletmeciliği olsaydı. Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ Halk TV'ye konuştu. Elektrik dağıtım hizmetinde şirketlere gereken denetimin yapılmadığını belirtti. Denetim eksikliğine dikkat çekti. Özdağ yetkililere sordu. Bu şirketi ne zaman denetlediniz? İklim şartlarıyla, meteorolojik olaylarla izah edilemez. Bu skandal, kesinlikle skandal. Burada özellikle dağıtım şirketinin üstüne düşen görevleri yapmadığını düşünüyoruz. Isparta'daki elektrik dağıtım hizmetini veren özel şirket, TEDAŞ tarafından, kamu tarafından en son ne zaman denetlendi? Ve bu denetlemelerde neler tespit edildi? Bugüne kadar hangi dağıtım şirketine ne ceza kesildi? Bunun açıklanmasını istiyoruz. Yani Özdağ'ın bir de uyarısı vardı. Türkiye Elektrik Dağıtımı AŞ TEYAŞ'ın özelleştirilmesi halinde yurt genelinde Isparta'daki durumla karşılaşılabilir. Ve bu felaket üzerinden de eğer TEYAŞ özelleştirilirse Isparta'da yaşanan örneğin Türkiye'nin herhangi bir yerinde aşırı bir meteorolojik olay esnasında yaşanmasının gayet muhtemel olduğunu söylüyoruz. Öyle... Enerji sıkıntısı meclisinde gündemine taşındı. İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray tarafından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması için soru önergesi verildi. 2016'da bu kürsüden Çıray, hükümetin enerji politikasının iflas ettiğini söyledi. Cengiz Holding'e ait elektrik dağıtım şirketi Ayadaşa sözleşmeden doğan hukuki yaptırımlar için harekete geçecek misiniz diye sordu.